neler değişti? Pinç programından önceki babanın oğlu Kemal ile Pinç programından sonraki babanın oğlu Kemal arasında ne gibi farklar var? Memnun tepkiler musun? Çok olumlu. Küfür eden de var birkaç tane. Olur olur. Ama güzel küfür etmiş, tebrik ettim. Abi seni seviyorum, sen nasıl bu çocuğu modelisin yazmış. Derler. En azından başta sevdiğini söylemiş yani. Onu duymayacağız artık. Önceden mesela selam vermeye adamlar selam vermeye başladılar. Önceden karton bardakla çay içiyordum, şimdi cam bardakla çay içebiliyorum. Sayende belki hayatta karşılaştığım en güzel ortam. Estağfurullah. Hayatta yani şans yani, çok büyük bir şans. Benim belki hayatta karşılaşabileceğim en iyi şey, en iyi pozisyon. Ama sen kendin o kapıdan içeri girdin kendisine. Babala TV'de sıfırdan yepyeni, yalnızca kendisinin ve konuklarının olduğu bir program yapacağız. Bu yüzden de onu kutluyor ve hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sana inanıyoruz. Daha nelerle karşılaşacaksın inşallah. Biliyorum ki televizyon kanallarından falan aramaya başlamışlar seni hemen. Bak görüyor musun? Yani ama şöyle. Benim de pis bir huyum var. Ben yola çıktıklarımı, yolda bulduklarımı değişenlerden değilim yani. Ben onlardanım, merak etmeyin. Her türlü satarım diyor yani. Artık ne yapacaksın? Abi öyle şey olur mu? Ya, evliliğimin ilk yıllarını anlatabilirim. Bence bu. Kaçmak yok. Herkesin bok ortaya çıkacaksa seninki de çıksın. Niye hep benim bokum ortaya çıkıyor? Leylek kemik uçuyoruz ama kıçına bakarmış. Ben bunu yüzsem çıkarabilir miyim de. Öyle kenara kaçmak yok. Ben bir yıl lapa pirinç yedim ya. Kirket gibi sıçtım bunun yüzünden. Kerpiç gibi çıktı böyle. Abi bir yıl neler yaşadım. Buraya kadar dolmuşum ya. Düşün, önüme eğilip ayakkabılarımı bağlayamıyordum. Ama bir yıl sonra düzeldi tabii. Rektefe'ye girdik. Rolante'ye girdik. Devam ettik. Uyur gezerlik de vardı onda. Ev içinde geziniyordu geceleyin. Bir kalkıyorum, yanımda kimse yok. Ya da nara atıyor. Yeet. Bir akşam bir bağırdı. Ödüm koptu lan. Ben kiminle evlendim ya? Evin içinde geziyor. Var mı hala bu sorun, devam ediyor mu? Yok. Ben yendirdim o sorunu. Nasıl yendirdin? Sarılarak yattık. Ne yapayım? Karşı komşuda bulacağız yoksa. Kalkıyorsun mutfağa su içmeye gidiyorsun. Durmuş orada heykel gibi. Gözleri de kapalı. İşte ödüm kopuyordu geceleyin. 8 yaş küçük ama hala lafını dinlerim. Evim İçişleri Bakanı. Maaş kartım bile onda. Ben de ona veriyorum. Kartonda. 5 lira parayla gönderirsen kahveye. 6 tane misafir geliyor. Bakıyoruz birbirimize, 6. çayı içecek ama nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Allah'tan ufak yerde yaşıyoruz da Ahmet abi yazıyor yani. 5 yol kıraathanesine de buradan selamlar. Biz önceden çocukken bisikletlerle böyle konvoy yapıyorduk. 10 kişi, 15 kişi. Arkamıza böyle kartondan. Arkasına yazıyorduk. Urfa, Cesur, Öz, Diyarbakır. Bilmem ne, öyle seyahat meyahat. Şimdi tam o konvoy zamanı. Ben okuldan gelmişim. Bütün mahalle cıvıl cıvıl. Annem tuttuğumda bir gün bana. Ya dedi, Duygu'ya bisiklet sürmeyi öğret kız kardeşim. Tam heyecanlıyım. Konvoyun başına geçmem lazım. Tam çıkacağım. Annem tutundu bunu, al da buna bisiklet sürmeyi öğret. Bizim orada da itfaiyenin orada çok büyük bir dik aşağı yer var. Parke taşlar falan da yok. Eyvah eyvah. Gel dedim, gel ben senin dedim. Tedavi edeceğim, gel. Öğreteceğim ben sana bisiklet sürmeyi. Kızgın mısın bu sırada? Abi nasıl kızmayayım? Konvoyu bırakmışım. Öbür mahalleye gitmiş konvoy. Benim yetişme imkanım da yok. Gel dedim kardeşim, ben sana bisiklet sürmeyi öğreteceğim. 18 vitesli bisiklet dikin başına gittik. Bak dedim kardeşim, bu ön fren, bu arka fren, bunlar pedallar. Çevirirsen gider, frenleri sıkarsan durur. Bir tekme direkt dikten aşağı. O saçlar nasıl gidiyor böyle arkadan, görüyorum ben böyle. Sağ bir sol. Dikenli tellerden top ağaçlarının içine hemen bisikletimi aldım dedim. Annem öğretti mi dedi. Öğrettim öğrettim dedim, bir tur attı. Ben yapıştırdım, konvoyu yakaladım. Şu an iddia ediyorum, uçak kullanır bisiklet kullanamaz. O travmayı atlatamadı bir türlü. Heyecanlı zamanımda benim zamanımı çalıyorlar. Kardeşlerin de böyle bir şeyi var insana ya. Yürüteçte yürüyor herif. Ya yürüteçte yürüyen herife oyna diyor bana babam. Nasıl hatırlamayacak ki yani, ne ya oynayacağım yani. Daha bıngıl, daha sertleşmemiş pezevengim. Şimdi dayak mesela sadece aileden gelmiyor ki. Arkadaşlarımla gittiğim her ortamda potansiyel tehlike etrafımdakiler. Bir şey yapmasan onlarla beraber bulunup dayak yemek zorunda kalıyorsun. Arkadaşım var benim buradan. Erdem diye bir arkadaşım. Selamlar. Sınıf arkadaşım. İşte onunla okuldan kaçtık biz o zaman. Tarla sürmeye gittik biz. Aç. Evet. Sigara almamış, su almamış, ekmek yok. Akşama kadar açlıktan uzadık. Sürdük tarlaya, geldik. Akşamüstü böyle hava karardı, kararacak. İşte ne yapalım, ne edelim dedim. Bak Erdem, eve gidelim. Benim dayak yiyeceğim, içimi doyuyor. Çağırıyor böyle yani. Arkadaş dedi, gel dedi, ben dedi köfte ısmarlayacağım sana. Ahmet Bey'e gidelim. Ahmet Bey'in köftesi meşhur. Dedim bak gitmeyelim, başımıza bir iş gelir. Tam akşamüstü saati böyle. Gidelim dedi, ya Ahmet Bey bizim. Sıçtık. Kesin dayak yiyeceğiz yani. Kesin olay çıkacak. 4 kişilik arabada. Ben açlıktan, yorgunluktan böyle Ahmet Bey'e gidene kadar azıcık böyle kestirmişim. Bir uyandım ki böyle iki tane kız gidiyor böyle. Bizimki de camdan böyle kafasını çıkarmış, onlara laf attı. Tam Macir Mahallesi'ne denk gelmişiz Ahmet Bey'de. Bunlar ormanda çalışan adamlar. Kızlar bak gidin sizin için iyi olmaz dedi. Abi ilerledik, böyle bir 4 yol ağzı düşün. Birketleri yola dizmişler. Böyle bir şahin, böyle bir şahin, böyle bir şahin. 3 araba insan. Yolu mu kesmişler? Yolu kestiler abi. Geri de çıkamadık. Beni camdan çektiler direkt. Bir ara böyle beni havada çevirirken şoförü gördüm. Şoföre bir patlatmışlar, bu göz olmuş bu kadar şoförü. Erdem'e de bir tokat vurdular, onun kafa vurmuş kaportaya, kaçtı bunlar. Abi o beşi bana bir daldı mı? Tek kaldım, kaçamıyorum. Yani bir de öyle bir pis pozisyona düştüm. Yani ben normalde şöyle kollarımı kapatayım. Bir insan vurduğu zaman açamaz yani. Bak bana bir patlatıyor abi, yelken gibi açıyor kollarımı böyle. Bir de vuran adamlar ikiz. Ya diyorum, şimdi kendi kendime muhasebesini yapıyorum. İkiz, Halim'le Naim. Sonra tanıştık biz onlarla. Hep aynı adam vuruyor. Ulan diyorum, bir insan bu kadar seri vuramaz diyorum kendi kendime. Yani hem dayak yiyorum hem düşünüyorum. Uzun saçlı da bir eleman var, böyle yapıyor. Bak adamdaki rahatlığa bak. Saçları böyle uzun, vururken önüne geliyor ya. Böyle toplayıp yapıştırıyor.
Bıraktılar. Benzinle gittik. Bir aynaya bakayım bir dedim. Ya kendimi tanıyamadım aynada. Her yerimden farklı bir şişik var böyle. Herifler öyle bir dönmüş yoğurtmuşlar. Bu tarafımda fazlalık vardı mesela. O gitmiş. Ora bu tarafa geçirmişler onu. Şoförün gözleri kapanmış ikisi de. Acı soğan olur ya böyle mor soğan. Aynı öyle morarmış gözleri. Yıkadım elimi yüzümü dışarı çıktım abi. Bak üstümde benim montum vardı. Annem almıştı. Montum bir tek kolları kalmış abi. Elimi cebime atayım sigara çıkarayım dedim. Cep yok. Bir tek montum kolları kalmış burada. Gövde tarafı hiç yok. Ya düşün altımda atlet yoktu ya. Kaza çıkarmadan atleti almış altımda. Düşün dayağı düşün. Oturduk mu benzinle? Onun muhasebesini yapıyoruz. Sen niye kaçtın? Onu ekliyorum. O ona sürüyor. O ona sürüyor. Ben onlara sürüyorum. Adamlar bir daha geldi mi? Erdem'e dedim çakmağı ver dedim. Ben bu benzin pompasını alırım. Bu sefer daha gelirlerse basarım yani. Başka çare kalmadı. Dayak yiyecek mecalim kalmadı abi. Adamlar durdu. Birer tane bir almış eline geldi. Kardeşim kusura bakmayın biz sizi yanlışlıkla duymuşuz. Dedim abi estağfurullah. Bana böyle yaptı. Aslan sen kaç yaşındasın dedi. Ben en çok sen dayandın dedim. 17 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın dedim abi. 35 yaşındayım dedi. Ah bir baktım iki tane. İkizleri gördüm. Arkadaşım siz iki kişiymişsiniz. İki kişiyiz biz ikiziz dedi. Herkesi evlere dağıttık. Eve gittim uyuyamıyorum. Sağ tarafıma yatamıyorum. Sol tarafıma yatamıyorum. Kaburgaların hepsi kırılmış. Beni dövdüler dinlene dinlene. Tabii yemeğine güzel geliyor. Kalk kalk kalk. Sen bir de yeğene sor. 6 ay bulanık sıçtık. Hiç onu kimse söylemiyor. Babam gene gülüyor. Oh diyor. Siz zaten bir şey yapmasanız dövmezler sizi. Pezevenkler siz muhakkak bir şey yapmışsınızdır diyor. Helal olsun diyor. Pınar Saray'a gelirlerse kahve alacağım onlara diyor. Adam zihni tak. Abi eğlenirken bir şeyler oluyor mutlaka. Ne yapayım ben? Yani ben senin şimdi hikayelerini burada çok harcamak istemiyorum sonuçta. Bu benim programım. Ana s**tin programın gelip burada. Anlatıyorsun bütün hikayelerini. Yazmışlar bir önceki bölümü. Sen git Kemal gelsin falan yazmışlar. Ne yapacaksın? O kadar anlat anlat. 2 sezon program yap. Sonra birisi gelsin. Komik hikaye anlatsın. Hemen sen git o gelsin. Sana da yapacaklar aynısını. Kemal. Kemal bu dünya seni de yok edecek Kemal. Twitter'da ne linçler yiyeceksin Kemal. Sağlık olsun abi. Yok pes etmiyor. Yapacak demek ki artık. Bence de yapsın. Burada oturup ünlü konuk alacaksın kendi programında. Heyecanlanacak mısın? Abi bana su üstünde yürüdün mü diye bir soru soruyorsun şu an sen. Dur. Hiç şey yapma. Buraya şimdi ben ünlü konuklar getireyim. Bakalım babanın oğlu Kemal onları nasıl ağırlayacak. Şop. Ben sigara içebilir miyim Ozan abi? Ya içim kıpır kıpır diyorum sana ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel gözüküyorsunuz. Ablam Burgaz'ın camları gibi 10 numara. Ne? Teşekkür ederim. Burgaz'ın camları. Pırıl pırıl. Ne diyeceğim unuttum adamı sorsa söyleyemeyeceğim. Abi benim illaki bir sigara içmem şart. Yani nedir proje var mı? Yeni... Abi bir insanın heyecan yapmamasının imkanı yok ya. Ayak sanki benim dil tutamıyor. Çek. Bir insanın ağzı titrer mi ya? Titrer, titrer. Al. Nasıl ünlü olmak? Nasıl bir duygu? Zannettiğimiz kadar güzel bir yaşantı mı? Birilerinin yarısına parmak basabildiğim noktada bir işe yarıyor ünlülük. Yoksa bir işe yaramıyor. Ve iyi parmak basıyor gibi gözüküyorsun yani abla. Birilerinin hayalini yaşıyorsunuz farkındasınız değil mi? Yani bu öyle ortamları görüyorum şu an yakından. Aslında çok güzel bir dünya ama arkası çok... Güzelliği açar mısın bana yani? Rahatlık, o da güzel. Rahatlık bakımından. Ekonomik olarak. Evet. Gayet rahat. İstediğinizi yiyip istediğinizi çevirme, giyebilme şansına sahipsiniz. Çoğu zaman diyelim. Çünkü bizde mesela biri dışarı aradı mı herkes arar. Kimse aramadığımı da bir kişi aramaz yani. Önyargı olarak algılamayın da insanlar mesela sanatçılığın çok çok daha rahat yaşadığını, işte daha güzel evlerde oturduğunu... Hayat size güzel. Yani biz insansak onlar ne, onlar insansak biz ne diye bize sorgulatan... Karşımda bulmuşken yapıştırayım bari ne diyeyim yani. Ama bize yapışmıyor. O değil. Öyle değil tabii. Dışarıdan öyle gözüküyor diyorsun evet. Yani. Tabii. Kentsel dönüşümde oturuyorum oğlum ben. Ben evimde yemek yemeyi bırak saçımı tarayamadığım günleri biliyorum yani. Kuaför kullanıyordum diyorsun yani. Ben senin taran olayım saçlarını tara benimle. Jiks mekanlar, yani güzel kıyafetler, 10 numara ayakkabılar, 5 yıldız arabalar. Yani dışarıdan gözüken o. Bu kadar çalışmanın verdiği kazançla arzu ettiğimiz şeyi alıyoruz evet. Olsa ben ünlü olmayayım ya. Baksana ağlaşan ağlaşan. Böyle bir şeye gel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu arada kuvvetli ha öyle pek şey değil. Abi baksana kerpeden gibi ellere bak. Dur ne söyleyeceğimi unutacağım Berk. Kuru fasulye gibi kaynayın orada kok 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 kok. Sen de fena değilsin Kemal. Abi bizdeki işçilikten toynak gibi oldu eller valla. Ben Pınar Saray sanayisinde çalışıyorum. Babam dedi ki senden bir bok olmaz zaten dedi. Git yazın dedi 3 ay sigara paranı kazan. Benim paketimden alma ne yaparsan yap dedi. Tamam dedim ya sana mı eyvallah edeceğim o zaman. Tabii 2 tane yapıştırdı gittik. Lastikçi onun yanına verdi. İnan aldığım para üstümdeki kıyafeti yıkamaz. Sanayi de p*** dolu. Bütün itleri, atmaları, yanaşmaları, işe yaramayan ne kadar adam babadan bedduvalı varsa kimini lastikçinin yanına, kimisini oto elektrikçisinin yanına vermiş. Bu kadar p*** olduğu arada hiç olağanüstü bir hal olmaz mı olur? Şimdi ben de sanayiye yeni düşmüşüm böyle salak salak etrafıma bakınıyorum. Lastik tamir etmeyi falan öğreniyorum. Sanayinin bütün p***leri benden öncekiler devircilik yapacaklar. Bana bir şey yapmaları lazım ama ben onlara pek yaklaşmıyorum. Öğlen yemeğine gideceğiz işte. Çay söylediler bir posta. Gittim karşı dükkana gel dedi çağırdı Şenol abi. Şimdi herkes sandalyelerine oturmuş. Bana da bir tane akü bırakmışlar. Kapakları da açık. Ben ilk oturduğum zaman kot pantolonla pek anlayamadım onun ne olduğunu. Onlar biliyor ne kadar da pantolonu eritebileceğini o akü suyunun. Çay içtim. Sigara içtim. Bana git dediler Zahit abiden köfteci Zahit'ten 5 porsiyon ekmek içine köfte. Motosiklet burada. Ayağa kalktım. Ben bir soğukluk ilk baş hissettim ama anlayamadım onu. Abi götümdeki don tülben
kart bezi gibi olmuş. Pantolon komple gitmiş. Yer yer büyük delikler. Bir atladım motora. Peugeot'la anladım ama soğuk bir yerden alıyor yani. Kafayı bir çevirdim aynadan. Benim götümde ne pantolon kalmış ne don. Kabak gibi çıkmış böyle, bir de oturmuş bir motora böyle. Abi onları görür görmez atladım motordan yere oturdum. Hiç kalkmadım. Sanayiye bir girdim. Sanayi yıkılıyor yıkılıyor. Allah'tan fotoğraf makineleri yok o zaman. Arkadan bir çektiler böyle, var ya Apple gibi böyle arkadan. Amblem böyle. Bıraktım işim işi, gitmedim zaten bir daha. Benim illaki bir sigara içmem şart. Bugün Özge Borakan'ın ve Ferdi Sancar Bey konuğumdu. Kendine geldikleri için çok teşekkür ederim. Samimi sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de sağ olun. Daha nice programlarda görüşmek üzere. Sağ olun. Bundan sonra artık ben de babaladayım. Babalara gelene kadar buradayız. Takipte kal.